Onu seven dostları için çok ciddi bir hayal kırıklığı olur öncelikli olarak. Ama bu tabii böyle bir durumda aslında hizmet ve cemaat halinde olmanın da en büyük avantajı e, odur. Eksik ve kusurlarımızın telafi ve sarılması e, meselesine açık olmak. Bir insanın değerli arkadaşlar kendi kusurlarını bilince kendi kusurlarında kendisine rehberlik yapanlardan bir rahatsızlığı olmaz. Fakat bir adam kendini kusursuz görürse kendine ait hafif bir ikaz onu fevkalade rencide eder. Çok ciddi rahatsız eder. Şimdi mücadelesini bu yönü itibarıyla yapıp zaten örnek olan insanlar hepimizin ihtiyacı olduğu insanlar. Fakat buna muvaffak olamayanlara gelince de bu mevzuda birbirimize muavenette, destekte ihtiyacımızın olduğu gerçektir. Onun için Kur'an bize şunu söyler. Ve al alel birri ve't takva ve la taavenu alel ismi ve'l udvan. Birbirinize takvada, birde iyiliği yakalamada yardımcı olun. Belli ki gücünüz yetmeyebilir. Hoca efendi bir gün anlattı onu dedi ki bazen insanlar nefisleri veya şeytanları karşısında yaralanırlar. Tıpkı askerin ayağına bir mermi yiyip de yürüyemez hale geldiği gibi diğer kardeşi onu omuzuna alır ve o yürümeden geri kalmaması için onu omuzuna yüklenerek taşır. Belki bu beraberlikler ve bu birlikteliklerin en büyük kazancı kardeşlerimizin bizim için bir murakip olması, bir muavin olması, hakikati hatırlatıcı bir müzekkir olması meselesiyle onun için şeytanın tek başına avladığı insan olmak kolaydır. Ama birlikte hareket eden insanları şeytanın avlaması çok zordur. Yaralayabilir. Yaraladığı anda dostları ve kardeşleri onun yarasını sarar ve sarmalar. Onun şeytanın bir parçası ve şeytanın evet işgal ettiği bir insan olmaktan onu kurtarır. Bu yönü itibarıyla tek başına kalanların mücadeleyi kazanmaları gerçekten çok zor tek başına kalanların belki hani ebrar ve mukarrebin seviyesinde insanlar bazen halvete muhatap olur biliyorsunuz insanlardan ayrılır uzaklaşır fakat artık o kurbiyetin zirvesini yakalamış insanlar için geçerlidir ama e, bugün Hazreti Üstad'ın ifadelerine bakıldığında belki halvet de değil insanların arasında kalmak onların her türlü meşakkatlerine katlanmak Onlardan gelecek her türlü etkilenmeyi göğüslemek ama bütün bunları birlikte ve beraberce, el ele, gönül gönüle, omuz omuza e, bu beraberliği devam ettirmek. Zira beraberliğin getirdiği sahih birliktelikler, öyle söyleyelim, sahih ve sağlam birliktelikler insanı sürekli besler. Yani bazen bir mecliste oturursunuz, orada duyduğunuz bir kelime besler, bazen bir bakış besler bazen bir duruş besler, bazen bir hamle ve hareket besler. Onun için beraberliğin ve birlikteliğin, sahih birlikteliğin insan için çok ciddi bir beslenme kaynağı olduğunu unutmamak gerekir. Kaldı ki bunun yanında hani nasihatın, paylaşımın her türlüsünün yapıldığı meclisler Efendimizin ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın meleklerin etrafını çevirip orada bulunan herkesi isim isim yad edip sonra da orada bulunan kişilerin dağılacağı ana kadar onlar hakkında istiğfar ettikleri hakikatine bakarsanız hakikaten bu beraberliklerin ve bu birlikteliklerin serapa bir kazanç ve bir kaynak olduğunu görmek mümkün.